teknolojisi olarak tanımlayabileceğiniz bir isim. Hepimizin bildiği üzere bugün endüstriyel uygulamalardan suni organlara, inşaattan başlayan, sonraları bir zanaat ve nihayetinde dev bir teknoloji haline gelen tekstil, buhar gücünün tekstil makinelerine uygulanması ile sanayi devrimine öncülük. Yılda 50 milyar doların üzerinde ihracat yapmayı hedefliyorsak çok daha farklı şeyler yapmalıyız. Yani bunların başında saymaya çalışırsak çevre dostu üretim ve ürün, sürdürülebilir ürün ve üretim ve bugün kongrenin asıl teması olan yenilenebilir ürün ve üretim kısmı diye 3 tane başlıkta belki toplayabiliriz. Birçok başlık var ama bu 3 tane başlık bence en önemlisi. Buna ekleyebileceğimiz 4. başlık da markalaşma olmam diye gidiyorum ben. Bütün bunları yapmak için de dönüp baktığımızda sanayi ve üniversitelerin işbirliği yapamadığı hiçbir ülkenin bu dediklerimizi yerine getiremeyeceğini düşünüyorum. Bu nedenle bu kongreyi çok daha fazla önemsiyorum. Gelecekte bizim üniversite ve sanayi işbirliklerimiz bundan çok daha fazla olmalı, çok daha ileri safhalara taşımalıyız. Sanayi ile üniversitenin işbirliğini gerçek anlamda hayata geçirmeliyiz diye düşünüyorum. Bugün dünyaya dönüp baktığımızda dünyada arkadaşlar dengeler değişiyor. Dünyada satın almacı dediğimiz büyük grupların çok daha hızlı, çok daha yenilikçi, çok daha az adetli, özellikle giyimlik, tekstil kısmından söz edecek olursak, daha moda, çok daha hızlı şekilde ve çok daha moda şekilde ürünler almaya baktığını görüyoruz. Bir de benim bir gözlemim var. Bu gözlemde artık dünya uzak doğudan üretimi ve satın almayı kendi coğrafi bölgelerine, daha yakınındaki bölgelere kaydırmaya çalışıyor. Bunu çok rahat bir şekilde görüyoruz. Gerek uzak doğuya yaptığımız gezilerde, gerek Avrupa'daki satın almacılarla konuştuğumuzda, bunun altını çizerek belirtmek istiyorum. Dünyadaki satın almacılar artık daha coğrafyalarına yakın yerlerden satın almayı yapmak istiyorlar. Bütün bunlara baktığımızda bulunduğumuz coğrafyada olsun, gerekse dünyadaki altyapısından, bilgi birikiminden, know-how'undan, bütün bunları bir araya getirdiğinizde en büyük şansın ülkemizin taşıdığını, en büyük şansın ülkemizi en fazla bu şansı değerlendirebilecek ülkenin Türkiye'nin olduğunu göreceksiniz. Ben buna çok büyük şans diyorum. Bunu değerlendirebilmek de arkadaşlar bizim elimizdeki bir şey. Eğer bu şansı değerlendirebilirsek bu altyapımızda 30-40 yıllık birikimimizde biraz önce söylediğim gibi dünyada ilk üçün içerisinde girmeme şansımız yok. Ama bütün bunları yapmak için de üniversiteyle birlikte işbirliği yaparak yenilikçi ürünler yapmalıyız. Bunu sanayiye taşımalıyız. Yenilikçi ürünleri sanayiye taşımalıyız diye düşünüyorum. Ham madde ve işçilik avantajlarının da katkısıyla önemli aktörler haline gelmiştir. Bu ülkeden makine sektörü 2 trilyon dolarlık bir sektör. Bunun içinde tekstil makine sektörü 28 milyar dolar. 2 trilyon dolar, dikkatinizi çekiyorum da 28 milyar dolar. Çok niş, çok özel bir konu. Ben buradaki hacmin küçüklüğünü hem konunun özel olduğuna bir de tekstili üreten ülkelerin kendi tekstil makine ihtiyaçlarını karşıladığına bağlıyorum. Çünkü tekstilde söz sahibi olmak istiyorsanız, tekstilde inovatiften, teknik tekstillerden bahsetmek istiyorsanız, söz sahibi olmak istiyorsanız, mutlaka tekstil makinalarında da belli bir yetkinliğiniz, belli bir kapasitenizin olması lazım. Ben bunu arkadaşlarla söylediğimde yine Güneydoğu'da bir konuşmamda fasonculuktan öteye gidemiyoruz dediğimde bana çok büyük tepki almıştım. Ama yani şimdi yine burada tabii konu inovatif ve teknik tekstil olduğu için çok daha rahat konuşabiliyorum. Değil mi hocam? Yani eğer siz 5 yılda bir makinenizi değiştirmek zorundaysanız, 10 yıl sonra çöp oluyorsa ve bunun devamlı alıcısıysanız ve dünyadaki 4. büyük alıcıysanız, siz bir fasonculuktan öteye gidemezsiniz. Bu 28 milyar dolarlık pastada biz ihracatta 193 tane üyemle birlikte can siperhane çalışarak
750 milyon dolar ihracat yapıyoruz. Bunların en büyük çoğunluğu da yine kendilerine her zaman teşekkür ediyorum. Bizim gizli kahramanlarımız boya apre makine üreticileri. Bu 750 milyon doların 580 milyon dolarını, 600 milyon dolarını yani %80'ini boya apre sanayicilerimiz yapıyor. Ve burada da en büyük katkı bu arkadaşlarımız yine bizim tekstil terbiyecilerinden alıyor. Yani Vehbi Başkan'ın gibi çok kıymetli tekstil terbiyecisi arkadaşlar bizim bu arkadaşlara fırsat tanıyor. Makinalarını birlikte geliştiriyorlar, birlikte yapıyorlar, onlara deneme fırsatları veriyorlar. Ondan sonra hakikaten dünyada söz sahibi oluyoruz. Ve dünyanın ikinci büyük markasını alarak, birincisi Çinli, ikincisi Brazoria alarak Canlar Mekatronik ve Brazoria dünyanın ikinci büyük boya makinesi üreten firma Türkiye'den çıkabiliyor. Bunlar çok güzel örnekler. Ama bunlar neyle oluyor? Birlikte çalışmakla oluyor. Yani üç sacı ayağının ikisi sanayici, tekstil sanayicisi ve makinacısı birlikte çalışacak. Ama bir üçüncü ayak olmadan bunu yürütemiyorsunuz. Hani Topal Ördek şimdi çok meşhur bir söz var ya, aynı onun gibi topal değil, hatta ayağınız yok sizin. Devlet sizi desteklemediği müddetçe, tekstil makinaları konusunda devlet kesin net tavrını ortaya koymadıktan sonra biz birçok makinayı, yani tekstil sektörüne ihtiyacı olan %80 makinayı, iplik makinalarını, dokuma makinalarını, örme makinalarını yurt dışından almaya mecburuz. Çünkü dünyanın problemi şu anda üretmek değil. Çin bir üretim canavarı olarak zaten karşımızda, pazarlayabilmek. Tekstil makinalarında dünyanın dördüncü büyük pazarıyız. Yani birincisi Çin. 5 milyar dolarlık her yıl makine alıyor. 5 milyar dolarlık da makine satıyor. Almanya'yı geçti. 3 yıldır açık ara, arada açılıyor. İkincisi ihracattan Almanya ama ithalatta Amerika. Amerika dünyanın en büyük ikinci tekstil makine alıcısı, ithal edicisi. Üçüncüsü Hindistan tabii. Hindistan 1.2 milyar dolar, yani 1.2 milyar nüfusuyla zaten Türkiye'nin 15-16 katı. Onun üçüncü olması çok normal. Ama Hindistan'da bakıyorsunuz, iplik makinesi yapan, komple iplik makineleri yapan firmaları var, dokuma tezgahı yapan 8-10 tane firması var. Yani kendine yetebilen bir döngüye sahip ama yine de yılda 2-2,5 milyar dolarlık makine alıyor. Ama dördüncü sırada Türkiye. Yani biz 2 milyar dolar, geçen yıl 1 milyar 900 milyon dolar ki 10 Haziran bu döviz patlaması olmasaydı biz 2-2,5 milyar dolarlara çıkardık. Orada bir sanayicimiz durdu, yine de 1.9 milyar dolarlık makine alıyoruz. Bunu masaya yatırmamız lazım. Çünkü konu çok güzel. Yani inovatif, yenilikçi tekstiller, teknik tekstiller. Siz makineyi üretmedikten sonra, o teknoloji hakim olmadıktan sonra yani bunları yapmanız da zor.